kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın yargının tepesindeki en üst düzey mahkeme başkanına, Anayasa Mahkemesi başkanına bu dille konuşmasının dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görmek mümkün değildir. Yani bu böyle sen korumalarınla gezmeyi biliyorsun, hadi korumasız gez diye, çok affedersiniz böyle sokakta konuşursa sokakta konuşana zül sayılacak ifadelerle devlet yönetilmez. Kamu düzenini sağlamak ne demektir? Ülkenizi bisikletle gezilecek ülke haline getirmek demektir. Hemen hemen çeyrek asra varıyor. AK Parti 18 yıldır iktidarda. 2023'e kadar giderse bir çeyrek asır sayın bunu. Çeyrek asırda iktidarda olup en son tahlilde Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bisikletle gezebiliyor musun? Hadi gez demek. Ülkemizi güvensiz hale getirdik, berbat ettik, yönetemedik. Biz güvenle gezilemez bir ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yapmaktayız falan demektir. Aslında bu şu demektir. Biz vazifemizi yapamadık. Bunun peşinden istifa gelir. Bu kadarını itiraf ettikten sonra peşinden sorumlu siyaset der ki ben ülkemi artık güvenle gezilemez, bisiklette sokaklarında dolaşılamaz, güvenliğini temin edemedim, kamu düzenini sağlayamadım. Bir şart içerisinde bugüne getirdim. Maalesef bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'na böyle demek zorunda kaldım. Dolayısıyla vazifemi yapamadım itirafıdır bu. Bunun eleştirilecek tarafı şudur. En önemlisi şudur aslında. Koca Türk Devleti böyle bir üslupla yönetilemez. Yani böyle sokak çetelerinin kullandığı bir dil, sokak çetelerinin bizim mahalleye gelebilir misin? Hadi gel de göreyim, sen bizim mahalleden bisikletle geçebilir misin? Böyle ifadelerle yönetilen devletin Türk devleti olması bizim mahcubiyetimizdir. Vah ki Türk devletine, vah ki Türk ananesine, vah ki Türk yurdunda devlet yönetme sorumluluğu hissesine düşmüş de yönettikleri devleti, daha doğrusu yönetemedikleri devleti böyle itiraf etmiş olmalarından kaynaklanan bu değerlendirmeye bile mahcubiyetle imtina ettiğimiz bu ifadeleri söylemekten hiç imtina etmeyen İçişleri Bakanlarımız var. Vah ki bize. Biz ne günah etmiş olmalıyız ki böyle ifadelerin konusu haline gelelim. Şimdi düşünün siz, Sayın Cumhurbaşkanı hatırı sayılır korumalarla geziyor. Gezmesin mi? Tabii ki gezsin. Ama bizim ülkemizin en iftihar edilecek tarafı bizim böyle olmalıdır. İktidara geldiklerinde taahhütleri buydu. Memleketin her bir tarafına rahatlıkla insanların güvenle gezebildikleri, huzurla gidebildikleri, hiçbir güvenlik endişesine kapılmadan dolaşabildikleri bir ülke vaat etmişlerdi bize. 20 yıl sonra bulduğumuza bakın. 20 yıl sonra bulduğumuza bakın. Devletin kamu düzenini sağlamakla görevli bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hadi bisikletle gez diyor. Hadi sen bisikletle gez, ben de gezeyim. Ya bisiklet savaşları başladı. Yani bu kadar işin arasında şimdi bisiklet savaşları başladı. Şimdi bisikleti kapan diyecek ki ben geziyorum, sen de gezebilir misin? Şu devletin haline bakın. Şu konuşmalardaki ciddiyetsizliklere bakın şunlara. Yazık. Bir an önce devletin yönetiminde bulundukları devletin büyüklüğüne, hizmetine talip oldukları milletin seciyesine uygun davranmayı öğrensinler. Arkadaşlara tavsiyemizdir. Davranamayacaklarsa istifa etsinler. Şimdi biz normal şartlarda taahhütümüz şu olsun bu vesileyle. Güzel bir soru çünkü. Bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz. İyi Parti olarak. Efendim ne vaat ediyoruz? Makam arabalarından kurtulmuş bir ülke vaat ediyoruz. Korumalar ordusuyla, bırakın dışarıda gezmeyi, camilerde koruma ordusuyla namaz kılan protokollerden kurtulmuş bir ülke vaat ediyoruz. Efendim devletin bakanlarının bile cumhurbaşkanıyla görüşmek hususunda zorluk çekeceği büyük bir protokol, koruma protokolünden kurtulmuş bir ülke vaat ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı koruma protokolünden tutunuz da devletteki bu koruma, kortej, ağırlama, uğurlama protokolünün olmadığı medeni bir ülke vaat ediyoruz. Sayın Süleyman Soylu bu vesileyle duysun, AK Parti'deki arkadaşlarımız da duysun, milletimiz de duysun. İyi Parti'nin en mühim taahhütlerinden bir tanesi bu makam arabalarının elden çıktığı, bu koruma ordusundan hem trafiğin hem gözümüzün hem kalbimizin kurtulduğu bir ülke vaat ediyoruz. Devletin yöneticilerinin birbirlerine sen bisikletle gezebilir misin? Ben gezerim. Sen arabanı kendin sürebilir misin? Ben sürerim. Bak ben var ya Sivas'ın ötesine de geçerim. Sen geçebilir misin gibi münasebetsiz cümleleri devlet yönetme adabıyla
bir araya getirmediğimiz için bunların olmadığı bir ülke vaat ediyoruz. Siyaset biliyorsunuz daha önce de böyle şeyler yapmıştı. Muhalefet partilerine siz Sivas'ın ötesine geçebiliyor musunuz demeyi kendilerini hap gören bir iktidarın içerisinde bakanlık yapınca arkadaşlar herhalde oradan bulaştı bu. Onlar da demeye başladılar ki eskiden muhalefet ediyorlardı, şimdi birbirlerine demeye başladılar. Yani eskiden muhalefet ediyorlardı, şimdi birbirleriyle kavgalarında demeye başladılar ki ben gidiyorum sen gidebilir misin? Ben arabamı kendim kullanıyorum, sen kullanabiliyor musun? Şimdi bu artık devletteki keyfi yönetimin ifşadır. Süleyman Soylu Bey seçim satında zaten İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nın taşıması gereken nezakete, ciddiyete uygun olmayan bir sürü ifadesine duymuştuk, şahit olmuştuk. Bu en sonki ifade artık herhalde bundan daha fazlası olmaz dedirtecek kadar kötü bir ifadedir. Dolayısıyla arkadaşlara devlet dili, devlet terbiyesi tavsiye ediyoruz. 2002'de Türk demokrasisini kurumsallaştıracağız diye hizmet imkanını eline geçirmiş bir hükümet 18 sene sonra siyasi partiler kanununa dokunmaya karar vermişse bu demokratikleşme iradesinden çok iktidarda kalma avantajını yönetme teşebbüsü gibi algılıyoruz. Detaylarını bilmiyoruz, itham etmek istemiyorum ama hükümetin genel olarak bu işlerle ilgili klasiği şöyle: maçın içinde kural değiştirmek, iktidarda kalma avantajını kendi gücüyle planlamak gibi bir stratejiye demokrasi mücadelesi veriyoruz demeyi seviyorlar. Detaylarını görünce daha derinlikli, daha detaylı bir açıklama yapabiliriz. Ama genel olarak hükümetin bu tür meseleleri konuşurken iktidarda kalma avantajını yönettiğini düşünüyoruz. İktidar şunun cevabını vermek zorunda. Mesela Mahir Ünal Bey'i dinledim. Efendim iktidarda kalmak matematik işi değildir dedi. İktidarda kalmak matematik işi değilse bu teşebbüs ettikleri işin hesabını hevesini niye taşıyorlar onun cevabını versinler. Biz de öyle düşünüyoruz. İktidar olmak ve iktidarda kalmak matematik işi değildir. Gönül işidir. Memlekete hizmet etme iştiyakı taşıma işidir. Ahlak işidir. Savunduğunuz ve millete vaat ettiğiniz ilkeleri, sözleri tutma işidir. Eğer iktidar bugün iktidarda kalmak avantajını hizmetiyle, uyguladığı programlarla başarılı ve kalkınma iradesini gerçekleştirebilecek ekonomik reçetelerle sağlayamıyorsa seçim sistemindeki düzenlemelerle ele geçirmeye çalıştıkları avantaj onları kurtarmaz. İktidarın cevap vermek zorunda olduğu şey şudur arkadaşlar. 600 tane milletvekili sizin olsa ne yapacaksınız ülkenize? Bu kamu ihale kanununu kevgire çevirmişsiniz. İstisna kadrosundan iş vermeyi kurumsallaştırmışsınız. Denetimsiz devlet oluşturmuşsunuz. Yargı kararlarından yaptığınız kamu harcamalarınızı denetiminden kurtarmışsınız. Bunca disiplinsiz, bunca kuralsız yatırımın içerisinde memleketinize vaat ettiğinizde bizim bulduğumuz arasındaki farkı bize ifade etmek imkanından mahrum kalmışsınız. 2002'de ülkenize aldığınız şartlardan daha kötü şartlara getirmişsiniz. Değil grup kurmak, değil barajı 5'e düşürmek. Barajı 50 yapsanız ne olur? Bütün milletvekillerini alsanız ne olur? 600 tane vekil sizde olsa ne olur? Yani sizin iktidar olarak bize vereceğiniz cevap aslında milletinize verecek cevap şudur. Siz eğer yapacak işi, söyleyecek sözü, yürüyecek yol olan insanlarsanız size baraj da mühim değildir. Size bu memlekette efendim pandemi de mühim değildir. Size bu memlekette uluslararası organizasyonların güya bahsetmiş olduğunuz tertiplerine maruz kalmak da bir şey değildir. Önemli olan yürüyecek yol olmak, önemli olan söyleyecek sözü olmak, önemli olan yapacak işi olmaktır. Hükümet çok uzunca zamandır söyleyecek sözü, yürüyecek yolu, yapacak işi bitmiş bir hükümettir. O yüzden biz bu seçim kanunu değişse de mücadeleye varız, değişmese de varız. Baraj düşse de mücadeleye varız, düşmese de mücadeleye varız. Efendim oyunun içinde kuralı değiştirseler de mücadeleye varız, değiştirmeseler de varız. Ellerindeki bütün imkanları iktidarda kalma avantajına dönüştürmeye çalışsalar da mücadeleye varız. Bunu demokratik bir şekilde mücadele edelim gibi bir nezakete taşsalar da varız. Yani biz söyleyecek sözü olan, yürüyecek yolu olan, uygulayacak ekonomik programı olan partileriz. Hükümet galiba bu avantajını kaybetti. Kaybetmiş olduğu bu avantajı seçim sistemini değiştirerek kendi avantajı haline dönüştürmeye çalışıyor. Detayları gelsin, ondan sonra konuşacağız. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Salgınla, pandemiyle ilgili Sayın Bahçeli'nin dün bir açıklaması oldu. Malum rakamlara karşı kamuoyunda bir güvensizlik dillendiriliyordu. Ona istinaden bir açıklaması oldu. Açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır dedi. Yarım aydınlar dedi. Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlar dedi. Dedikodu borsası kurulmuş dedi. Yani rakamlar güvenilir dedi Sayın Bahçeli ama rakamlar güvenilir mi ve bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Biz inşallah hükümete Sayın
Bahçeli'yi de kastederek söylüyorum. İnşallah hükümete bu günler geçer. İnşallah bu dertleri atlatırız. Bir gün bu istatistikler açıklandığı zaman inşallah hükümetin hissesine kendi milletinden gerçekleri saklamış olmak gibi bir utanç kalmaz. Biz şimdi belediyelerin defin kağıtlarından, belediyelerin defin kağıtlarına yazılan vefat gerekçelerinden, efendim hastanelerdeki yığılmalardan, hastanelerdeki raporlamalardan, hastanelerden çıkan cenazelerden, ambulanslarla Anadolu'ya gönderilenlerden takip ediyoruz ki bu takip ettiğimiz rakamlarla bize Sağlık Bakanlığı'nın akşamlar açıklamış olduğu rakamlar birbirini tutmuyor. İstanbul'la ilgili mesela bir örnek vereyim size. İstanbul'da Mart başından itibaren vefat edenlerin defin kağıtları, sadece İstanbul'a defnedilenler 39.760. Bunun istatistik rakamlarını tek tek çıkaracağız, simülasyon. Onu vereceğiz. Sayın Bahçeli'ye de göndereceğim inşallah ben. 6.370 de bulaşıdan vefat var. Geçen yılki bulaşıdan vefatla bu yılki bulaşıdan vefat arasında korkunç fark var arkadaşlar. 6.000 gibi bir fark var. Geçen sene bulaşıdan vefatla bu sene bulaşıdan vefat arasında fark var. Bu sadece İstanbul rakamları. Şimdi 3 tane 5 tane vakaya rastladığımız dönemlerde evde burnumuzu çıkarmıyorduk dışarıya. Şimdi herkes Sağlık Bakanlığı'nın evde kal hassasiyetini yönettiği sayfalardan herkes takip ediyordur. Ankara'da pandeminin başındayken bizim oturduğumuz muhitin etrafında kırmızı birkaç nokta vardı. Yozgat'ta birkaç nokta vardı, Bayburt'ta birkaç nokta vardı, Aksaray'da birkaç nokta vardı, efendim Tunceli'de birkaç nokta vardı. Türkiye'nin bütün vilayetlerinde yoğun olan yerleri görebiliyordunuz. Şimdi bütün memleket kıpkırmızı. Bütün memleket kıpkırmızı. Yoğun risk altında olduğumuza dair uyarı işaretleri memleketin istisna olan hiçbir yerini bırakmayacak şekilde artmış. Ama ne hikmetse rakamlar aynı. Vefat rakamları da aynı, hasta rakamları da aynı. Dolayısıyla İnşallah hükümetin hissesine kendi milletinden rakamları gizlemiş olmak gibi bir mahcubiyet ve utanç düşmez. İnşallah. Biz şimdi bu rakamlar üzerinden tek tek detaylı defin kağıtları üzerinden, efendim hastanelerden çıkmış, hastanelere yatmış insanlar üzerinden tek tek rakamları alacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Mesele bizim için şudur. Efendim dünyanın her yerinde bu rakamlar artabilir. Dünyanın her yerinde sağlık sistemi için bu ekonomiyle beraber yönetilince bu rakamlar artma eğilimi gösterebilir. Ama bizim ihtiyacımız olan şey istatistiktir. Doğru bilgilere ihtiyacımız var. İstatistik bu mücadeleyi nasıl yapacağımızla ilgili bize bir program uygulama imkanı verebilir. Bizi bu program uygulama imkanından mahrum bırakan bir istatistiki gizlemeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz.